İyilik Çin Sanat Derneği tüm Türkiye genelinde Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencilerine destek olmak, onların sanatsal birikimlerini İstanbul'da göz önüne sermek üzere bir takım projeler yürütüyor. Tamamı kadın üyelerden kuruluyor. Kadın üyelerimizle birlikte özellikle sanatın, Türk sanatının gelişimi için de her hafta düzenli olarak atölye ziyaretleri yapıyoruz. Ve İyilik Çin Sanat Derneği olarak kültür sanat odağında hem kendimizi geliştirmek, hem çevremizi bilgilendirmek hem de genç sanatçılara destek olmayı ilke edindik. 8 yıl önce kurulduk. Pasajda 1 yıl bizim en kıymetli projemiz çünkü ilk projemiz. Profesör Nedret Sekban'ı ziyaret etmiştik. Nedret Bey'in hayali doğrultusunda 1 yıl boyunca sanat üretimi yapmalarına başarılı genç sanatçıların fırsat veren bir alan yaratmaktı. Biz de öncelikle ilk 3 yıl Mimar Sinan'dan mezun genç sanatçılara atölye imkanı sunmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Sonrasında ise 4. yıla geldiğimizde ise bunu tüm İstanbul'daki Güzel Sanatlar Fakültelerine açtık. Burada şu anda 8 tane sanatçımızın işlerini göreceksiniz. 2 Nisan'a kadar devam edecek. Burada sadece izliyoruz ama izleme safhası bittikten sonra eserleri tabii ki sanatçılarımızın daha sonrasında bir sonraki yıllara gelir kazanmaları için burada sergi tamamlandıktan sonra satışa da sunacağız. O da çok önemli çünkü biz şu anda Antakya'da Mavi Çadır Kent'te 1200 kişinin yaşadığı bir yerleşim alanında Çadır Kent'te kadın ve çocuk dostu alanlar kuruyoruz. İşte bu sergi bittikten sonra satılacak olan eserlerin gelirlerinin bir kısmını yine kadın ve çocuk dostu alanımıza bağışlayacağız. Anadolu'dan İzlenimler Projesi vesilesiyle aslında İBB ile bir temasa geçmiştik. Buradaki sanatçılarımızın minimum 4 günü bu atölyede bu üretimleri gerçekleştirdiler. Amacımız 1 yıl boyunca hiç değilse okulu tamamladıktan sonra başka hiçbir şey düşünmeden tamamıyla sanatsa odaklamak. Çünkü biliyorsunuz ekonomik şartların durumu ortada. O yüzden desteğe çok ihtiyaç var. Sanat kolay bir üretim biçimi değil. Maliyetli. O maliyetleri minimize etmek gerekiyor. Onların sanat üretim malzemelerini dernek olarak biz karşıladık. Ve bu sergiyle birlikte amacımız onlara umarız eserleri de sahiplerini bulursa bir sonraki yılda üretme imkanı sağlıyor olmak.